Yardım destekleri Türk insanının en zor zamanlarda nasıl kenetlendiğini gösteriyor, haberimizde de size aktardık. D-400 karayolunda seyyar aşevinde de depremzedelere yemek ikram ediliyor. Burası Mersin'in Erdemli ilçesi Arpaç Bahşiş Mahallesi D-400 karayolu üzeri. Bu mahallede yaşayan boylu inceli yörükleri Mersin-Antalya güzergahında D-400 karayolunun kenarına bir aşevi kurdu. Gençler, erkekler, kadınlar ellerindeki boylu inceli yörükleri aşevi yazılı levhayla batıya doğru zorunlu seyahat eden depremzedeleri durduruyor, kurdukları sofralarda onlara yemek ikram ediyor. Arpaç Bahşiş Mahallesi Boyunceli aşiretine mensup insanların oluşturduğu depremzedelere yer için oluşturulmuş bir aşevi. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla bunları temin ettiler ve kendi imkanlarıyla bunları buraya getirdiler ve kendi imkanlarıyla pişiriyorlar ve gönüllü bir mahalle, gönüllü bir yörüklerden oluşan grup bunlar. Boynu inceli yörükleri tamamıyla kendi imkanlarıyla hazırlayıp pişirdikleri sıcak bir çorba, yemek ve ekmek ikramını depremden mağdur olan insanlara sunmak ve her türlü ihtiyaçlarını gidermek için bir ortam oluşturdu. Şu an burada 500'e yakın insan hizmet ediyor ve günlük 20-25 bin civarında insana yoldan geçen Erdem, yani depremzede olan tüm vatandaşlarımıza hizmet verilmekte. Antalya D-400 karayolu üzerinde Mersin Erdemli, Arpaç Bahşiş ve çevredeki mahalledeki tüm yörüklerin oluşturduğu bir gönüllü hareketi. Allah razı olsun. Boylu inceli yörükleri yol üstüne kurdukları seyyar aşevinde kurdukları kazanlarda pişirdikleri geleneksel yemekleri ikram ediyor. Ve onlara bunu en içten sevgiyle yapıyorlar. Geçmiş olsun, ülkemize geçmiş olsun, milletimize geçmiş olsun. Biz buraya yapmaktaki amacımız, iki gün yüreğimiz yandı yandı, ne yapabiliriz diye böyle bir şey organize ettik ki baktık ki herkesin yüreği yanmış. Buradaki bütün akrabalarımızın yüreği yanmış. Çok üzülmüşler. Bakın şuralara bakın şöyle. Çuval çuval erzak geliyor. Çuval çuval limon geliyor, mandalin geliyor, kuru baklagil geliyor, sebzesi olan geliyor. Bir tane ineği olan 5 kilo süt getiriyor. Hiçbir şey olmayan 2 poşet ekmek getiriyor. Allah'ın birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Rabbim afetlerden esirgesin. Boynu inceli yörüklerinin bu örnek davranışları diğer mahalleleri de örnek olmuş durumda. Boynu inceli olarak başlattık bu işi ama Arpaç'taki ikamet eden her şeyden insanlar var. Şu anda bize yardım ediyor. Kimi bulaşık yıkıyor, kimi yemek yapıyor. Allah razı olsun bu bulaşıklardan ve yemek yapan kadınlarımızdan 1000 kere razı olsun. Herhangi bir kurumdan ya da herhangi bir şeyden de bir talimat almadık. Halkımız kendi kendine organize oldu. Onlar bir köylülük hareketi olarak değerlendiriyorlar bu yaptıklarını ve depremzedelerin yanında olmak için çabalıyorlar. Depremzedeler de bu anlamlı davranış ve destek için onlara teşekkür ediyor. Hepsi çok çok değerli insanlar. Bu da gösteriyor ki bizim ülkemizde merhametin, insanlığın, dayanışmanın had safhada olduğunu gösteriyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradaki vatandaşlara sundukları hizmetler gerçekten takdire şayan. Hepsine canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Var olsunlar, sağ olsunlar, Allah razı olsun.